1975'ten beri Konya Spor'u. Çok berbat bana göre yani. Çok berbat. Hiçbir bilgim yok Konya Spor ne yapıyor, ne ediyor. Sadece kötü yönetildiğine inanıyoruz. Aldığımız bilgiler böyle. Biliyorsunuz. Konya Spor ligdeki durumdan çok maddi açıdan problemler yaşıyor. Bence ligdeki durumdan daha önemli şu anki maddi problemleri. Önce onu çözmesi gerekiyor. 1975'ten beri Konya Spor. Konya Spor'un ligdeki durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Takımımız inşallah düzelecek. Çok kötü bir antrenörümüz vardı. Onu gönderdiler iyi kötü. İnsanların ısrarına rağmen. Şu andaki gelen antrenörümüz inşallah başarılı olacak. Takımdan başarı bekliyorum yani. Şöyle ilk 7-8'de falan olması gerekiyor bu takımın. Büyük bu Konya için. Geçen sene çok ayıp yaptılar yani. Bu sene inşallah düzeltirler yani. Konya Spor Başkanı'nın mali kriz olduğundan bahsetti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Onların sorunu. Şu an puan... Kriz vardır, doğrudur. Kriz vardır ama çözülür. Konya'da bu işi seven insanlar var, çözerler yani. Puan silme cezasıyla karşı karşıya Konya Spor. Takip ediyorum onu. İnşallah o safhaya varmaz. Birlik, beraberlik. Başka bir şey değil. Takımımızdaki futbolcular bu sene çok güzel yani. Oynadı, oynamayı mı? Şu anda... Recep Uçar Bey, teknik direktörümüz, inşallah başarılar, öyle temin ediyorum. Daha önce oynattı takımlarda, güzel futbol oynattı. Bizde de iyi oynadır. Bu şehre iyi futbol yakışır yani, oynatacak insanlar. Çok berbat bana göre yani, çok berbat. Hoca değişikliğine gitti ama yine de berbat yani. Oynanılan oyundan memnun değil misin? Oyuna memnunum ama son Göztepe maçında ben bizzat şahit oldum. Oyun çok berbat yani, deplasmanına da gittik, o kadar taraftara yazık oldu yani. Hakemle hiç ilgisi yok yani. Oynayamıyorlar yani. İkinci yarı transfer gelmez lazım yani bana göre. Orta sahaya, forvete. Ömer Korkmaz transfer yapmasak daha iyi. Bana göre dedi. Bana göre yapılmaz gerek ama forvet. Olmuyor. Kaç tane transfer ihtiyaç var? İki tane bana göre. Orta sahayla forvet. Bana göre. Bu hocayla da bana göre olmaz. Aykut Hoca'nın tekrar gelmesi lazım. Mali kriz nasıl düzeltiyor? Valla büyük iş adamlar sayesinde. Tekrardan büyük iş adamlar sayesinde. Bu üçüncü, dördüncü olduğumuz sezonlar gibi yani. Kupayı getirdiğimiz zamanlar gibi olmaz lazım yani. Büyük iş adamları, sponsorlar. Kombassan'ın tekrar, ne bileyim Tumosan'ın tekrar destek çıkmaz lazım bana göre. Geçen bir davet oldu. Davetli olmadık dedi. Ufak bir tartışma gibi bir... sorunlar yaşandı. Bu konu hakkında. Valla onun hakkında tam detaylı bilmiyorum ama bana göre ayıp ettiler yani. Çağırmadılar. Onu biliyorum. Bazı arkadaşlarımdan da duydum. Onlar dışlanmış gibi hissettiler yani. Bilmiyorum yani ne gerekçe var. Ne gibi yönetimde ne gibi bilmiyorum yani artık. Tümasan konuya destek vermeye devam etmeli mi? Bence etmeli. Vallahi öyle bir yerden geldiniz ki hiç sporla aram yoktur. Çünkü iş güç hayat mücadelesi. Hiçbir bilgim yok Konya Spor ne yapıyor, ne ediyor. Sadece kötü yönetildiğine inanıyoruz. Aldığımız bilgiler böyle. Şu anda vasat diyelim. Genel olarak sorunuz nasıl? Ligdeki şu anda gidişatı vasat. Toparlanacağını ümit ediyorum, daha güzel olacağını. Ömer Korkmaz mali kriz olduğundan bahsetti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya mali kriz bütün kulüplerde var zaten. Burada da olması normal. Tabii Konya'nın destek vermesi gerekir. Konya Spor'un durumunu düzeltmesi için ne yapması gerekiyor? Ya onu yöneticilerin bilmesi lazım. Bizim taraftar olarak bir akıl vermemiz burada çok şık düşmez. Peki oynanan oyundan memnun musun şu anda? Memnun sayılırız ya. Şu anda takım daha yeni, kadrosu yeni, daha tam oturmadı. Daha iyi olacağını ümit ediyoruz ama tabii ekonomik krizi aşamazlarsa oturmaz. Peki şu anki gidişat sizi memnun ediyor mu Konya Spor'daki? Ya şu anda normal zaten, ligdeki dört büyüklerden başka bütün takımlarda kriz var. Normal ama ekonomik durumu düzeltirlerse takımın daha oturup başarılı olacağını ümit ediyorum. Nasıl? Konya Spor ligdeki durumdan çok maddi açıdan problemler yaşıyor. Bence ligdeki durumdan daha önemli şu anki maddi problemleri. Önce onu çözmesi gerekiyor. Tabii Konya halkının da buna destek çıkması lazım. Bu kadar diyeceklerim. Konya halkı buna nasıl destek çıkabilir? Maddi yönden destek çıkması lazım. İş adamlarının bir araya gelmesi lazım. Bürokratların bir araya gelmesi lazım. Bu şekilde
çözülür diye düşünüyorum. Konyaspor puan silme cezasıyla karşı karşıya. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte buna belediyelerimiz, gerekse bürokratlar, milletvekilleri buna bir şekilde bir çözüm bulması lazım. Yoksa işler zor yani. Şu anki gidişattan memnun musunuz oynanan futboldan? Oynanan futboldan çok memnun değiliz açıkçası. Ama hocamız yeni. Bir sistem var. O sistemin oturtacağına inanıyorum hocanın. Futbolu takip etmiyorum ben ya. Konyaspor'u takip ediyordum da çok düşüş sağladı. Yani aslen Galatasaraylıyım ben. Ama yönetim problemli. Sürekli yönetimde bir sıkıntı var. Oyuncu transferlerinde problem var. Keşke daha güzel transfer döneminde daha üstüne düşünseydi de biraz yönetim parayı uzak tutsaydı. Şu anda Konyaspor'da mali kriz var. Düzeltilmesi için ne yapılmalı? Yani düzeltilmesi için yönetimin kesinlikle değişmesi lazım. Yani bu her spor kulübünde de aynıdır, partide de aynıdır, her şeyde aynıdır. Yani yönetim değişecek ki avantajlar köşeye çekilecek. Hayattan öyle devam edecekler yani. Bütün dernekler, vakıflar, partiler, işte spor kulüpleri aynıdır. Bir bütçe var, o bütçe sürekli tekrar tekrar döner. Ama her zaman birinin cebine girer. Yani niye maliye bütçede sorun olsun ki başka? Alıyor, satıyor, alıyor, satıyor. Niye kar etmiyor? Demek ki cebine indiriyor. Teşekkür ederim. Konyaspor hakkında ne düşünüyoruz? Yeni gelen hocamıza güveniyoruz. İnşallah daha güzel olacak her şey. Konyaspor'un şu anki oynanan oyundan memnun musunuz? Eksiklerimiz var ama bütçemiz belli. Yerimiz itibariyle memnunuz. Yani iki sene içinde şampiyon olacak durumumuz yok. Yani dediğim gibi mali durumumuz belli. O yüzden de konumumuz gayet memnun edici derecede. Geçen seneye göre daha iyiyiz yani. Konyaspor'un düzelmesi için ne olması gerekiyor? Konyalı iş adamlarının taşın altına elini sokması gerekiyor. Taraftarın taşın altına elini sokması gerekiyor. Biz üstümüze düşeni yaptıktan sonra onlar da üstlerine düşeni yapacaklardır. Ya bence iyi ilerliyorlar. Teknik direktörün değişti, iyi oldu. Ya bence iyi oldu. Güzel gidiyor ama inşallah ligde kalabiliriz bu sene. Şu an mali bir kriz var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya bu konu hakkında valla pek bilmiyorum ama mali kriz. Büyük bir borç. Konyaspor'un. Evet. Puan silme cezasıyla karşı karşıya borcundan dolayı. Ha inşallah çıkarlar işin içine. Ya ne diyeyim abi. Şu anki peki oynanan futboldan memnun musun? Geçen maça gittim. Ne maçıydı? Başakşehir maçıydı. Yani güzeldi maç. Memnunum ben. Beğendim. İnşallah hayırlı iyi olur diye düşünüyoruz yani. Şu anki gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz Konyaspor'u? Gidişat iyi yani şu anda. İzliyor musunuz Konyaspor'u? Evet. Ne düşünüyorsunuz mesela şu anki ligdeki konumu, oynadığı futbol hakkında? İnşallah şampiyon oluruz diye düşünüyorum. Konyaspor'un yönetiminden memnun musunuz? Memnunum. Konyaspor olarak memnunum. Yönetimde de memnunum. Takımda da memnunum. Biraz geliştirmesinde şeye durarım. Az takım kendi geliştirmesi lazım. Konyaspor'un iyi olmasını istiyoruz. Ne düşünelim başka? İyi olması için neler gerekli? Valla şu anda pek bilgim yok. Şu anda Konyaspor'u peki takip ediyor musunuz? Takip ediyorum. Oynadığı futbol nasıl sizce? Valla biraz şanssızlığı var. Oynadığı futboldan memnunum yani. Şu anki peki yönetimin, kulübü yönetiminden nasıl, memnun musunuz? Valla şu anda memnunum. Mali kriz olduğu söylendi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? O konuları bilmiyorum. O mali krizden dolayı pek bilgim yok. Konyaspor puan silme cezasıyla karşı karşıya yaşıyor. Vallahi vergisi varmış. Vergisini öderlerse puan silme durumu yok. Bildiğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla öyle yani.